Şöyle eşit olsun. Doofenshmirtz Sable Incorporated After Hours. Gün geldi çattı. It's time! Hey sen, bu videoyu tıklama sebebini biliyorum. Ameliyat after narkoz markoz. Bakayım saç parlayacak mı? Korkuyorum ha. Yani çok bir şeyler dememiş ama. Bir de neden korkuyorum biliyor musun? Ama herhalde imkansız. Böyle hafif üşüttüğüm gibi, tamam mı? Ben yine normal bugün sıcak su torbası koydum. Beslenmeme dikkat edin falan. Beslenmeme dikkat edin. Limonlu Türk kahvesi içtim. Annem haşlanmış patates yedirdi bana kalıp kalıp böyle hani. Kabuz olmak için her şeyi yaptım. Ve düzeldi de bu arada. Katılaştı. Ama şey, ameliyat yeri şimdi soğuk oluyormuş hani. Bir de çıplak giriyorsun. Üstümde sadece muşamba. Muşamba üstümde sadece şey var. Narkoz diyeceğim ya şimdi. O sırada hani karnım marnım çalışır mı? Orada acı acı bir osursam var ya. Doktor bırakır Allah senin burnunu. İnşallah narkoz deyince öyle özelliklerimiz kapanıyordur. Çünkü ben kendime hiç güvenmiyorum. Neyse, kötüyü çağırmıyoruz. Ameliyatım çok sorunsuz geçecek. Kuş tüyü gibi hafif geçecek bile. Şipşak bitecek inşallah. 12 saat boyunca bir şey yememem lazım. Saat 11'de bıraktım yemeği içmeyi. Bayağı bir şeyler gömdüm ki yarına çok acıkmayayım. Şu an neyi düşünüyorum biliyor musun? Bu videoyu burnum bantlı böyle editlediğimi. Kahit mübarek. Üşüttüm. Böyle hafif bir mide şeyi de var ama içimde böyle heyecan. Olur ya böyle. Bu akşam arkadaşlarımın balosu vardı mezuniyet. Ben de gittim. Orada mesela böyleyim ama böyle şeyim, yarın sabah ameliyat oluyoruz. Sen bir şeyim, bana iyi şey olan ne biliyor musun? Yani iyi gelen hani bir sınav mınav yok, anladın mı? Yarın ben bir şey yapmayacağım. Yarın sadece ben yatacağım. Hani doktor yatacak. Oh. O zaman yarın görüşürüz. Rise and shine. Günaydın. Haydi gidiyoruz. Geldik. Oda turu. Bir gece burada kalacağım. Ameliyattan sonra. Bakalım. Evet, tuvaletim. Banyo bile yapabilirim. Bu ne? Acil durumlarda iyi. Atletin durabilir mi? Hep bunları takmak istedim. Bu ne ölçüyor? Oksijen, satürasyon. Satürasyon şey değil mi? Fotoğraflarda çok yapıyorum. Şuna bak. Ben tuvalete gidebilir miyim? Evet arkadaşlar, etkinlik bilekliği verdiler bize buradan. Herhalde VIP kısmına girebileceğim, kırmızı renk. Bu kalın giyine acı yeri bir haberin olsun. Kalın mı? Biraz daha. Bir şey yok, bir şey yok. Hemen kurtulamıyorum. Yo, ben seviyorum böyle izlemeyi. Seviyorum de. Mı? Kalın iğneni çok acıtmaz herhalde. Var zaten ama sen de yani. Bu şey mi? Bu ameliyat alımına gidiyoruz. Ha, anestezi şeyi mi? Yok yok, o değil. Ne olur. Senin dediğini tam gitmeden önce yapıyoruz. Çünkü hemen etki ediyor o ilaç. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Damar yolu açılan zil. Şunlarla dur bakayım bir. Çok iyi. Ben eve hastane yatağı istiyorum. Şey çok değişik. Doktorun nasıl bir psikolojisi var? Düşünsene, baktığın o kadar, o adam kaç burun açtı? Yani böyle baktığı insanın burnunun için nasıl olacağını tahmin ediyordur az buçuk. Yani çok değişik. Can sakinleşeceğim. Bir şey olmadı şu anda. Duy duy. Aşağı dönmeye başladı ha. Çok konforlu ya ayağı. Çekiyor mu hala? Evet. Şu an başımın dönmesi tekerleklerden mi kaynaklanıyor yoksa başım dönmesinden mi ayırt edemiyorum? İlaçtan kaynaklanıyor. İlaçtan mı? Evet. Ama çok değişik bir baş dönmesi. Evet, öyle diyorlar. Mesela şu anları hatırlamayacaksın ama hatırladığını iddia edeceksin. Şu an sanki sorsalar şu an burada böyle bir şey dans ediyor böyle. Evet.
Ama içeride böyle çok değişik. Son dedikleri biri geldi. Bir inanç verdi, sonrası yok. Melih bak bak Melih. Uçan kalkıyor. Oha hatırlayacağım. Hatırlamak gibi bir şey diyeyim. Bileklik. Evet o da var da. Hatırlayacağım. Hadi ben de bir üst kata çıkabiliriz. Siz de geliyor musun? Oradan karşılayacağız bizi. Okey. Hadi görüşürüz Melih. Görüşürüz. Senin çok eğlenceli. Manzara ne güzel. Gözlerin kararmadı. Ya herkes aynı eski. Hadi Allah'a emanet. Islak mı? Yıkamışlar seni. Donunu değiştim oğlum. Donunu. Ne? Yedin mi? Ters çevirmeyi unuttum. O kadar çok sokma kız. Patates istiyorsun. Tuzu var mı? Lezzetli. Nasıl ya? Valla. Alıyor. Alla. Yorgana düştü. Bir şey olmaz püre. Püre çok kaygal bu arada. Muhallebi falan yedim. Menüleri bayağı zengin. Fiyat performans olarak pahalı yani. Ameliyat pahalı bir. Çok lezzetliydi bu arada. Yani ben lezzetini aldım yine bir şekilde. İyi hissediyorum. Hafif böyle yorgunum. Başım var ya. Sanki böyle çok yoğun bir gün akşamı gibi hissediyorum. Hani böyle tüm gün çalışmışım gibi böyle. Başımın arka kısmı ağrıyor ama burun kısmım ağrımıyor. Hani sızlama var sadece. Bu da ağrı değil. Öyle. Çok olmayacaksın öyle. Kapıdan çıkarken doktor demişti ya bunları unutacaksın diye. O kısmı hatırlıyorum bu arada. Koridorda da yürüyemizi hatırlıyorum. Asansöre bindik o kısmı hiç. Yani asansöre bindiğimizi bile hatırlamıyorum. İlk suyum. Tükürmem lazım. Çorba güzel ha. Ne çorbası? Domates gibi. Salla. Diyorum ki. Salla diyorum işte. Domates. Kırmızı evet. Maybelline yogurt. Bu da babamın yolladığı çiçek. Sulay. Hadi iyi geceler. Günaydın. Şimdi kahvaltı yaptım. Eve giderdi. Zaman algımı kaybettim. Şu an ertesi günü akşamına doğru geliyoruz. Bu ne? Oh my god. Arkadaşlar bu ne? Lilo ve Stitch'teki şeye benzedim. Bugün farklı bir gün. Dünden önceki gün işte. Çok şiştim ama çok iyi. Hani ağrı hiç yok. Kahvaltı. Bu sabah çektiğim bir video hiç hatırlamıyorum ama çekeyim bir de şimdi. Gün şey algım gitti. İyiyim. İşte şuradan şuraya doğru gelmeye başladı böyle. Delik kapanacak da az kalsın küpemi taktım. Yutkunurken basınç olmuyor burnuma çünkü daha iyi oldu burnum bugün. Merhaba başka bir gün ve bugün banyo yaptım. Böyle havlu koyduk buraya. Yıkadık şu an böyle temizim o kadar iyi hissediyorum ki. Bakın kime benziyorum. Evet buradan sonrasında biraz gelecekteki beni anlatayım çünkü o hali bir anlatacak hali yok yani. Nazar boncuğumu çıkardım bilekliğe taktım. Hatıra kutusuna bu direkt. Genel olarak süreçte ağrı yok hiçbir zaman. Sadece tek sıkıntı ağzından nefes alırken yemek zor. Bir de tamponlar varken yutku diyorsun ya basınç oluyor. Böyle onlar cır 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 oynuyor böyle içeride. Sadece o işler o rahatsız edici bir şeydi. Şahsen benim en çok rahatsız olduğum şey banyo yapamıyordum. Hani rahat banyo yapamıyordum. Bugün şu an bu akşam. Tam olarak bir hafta geçti ameliyatımın üzerinden. Yarın cumartesi, yarın alçı çıkacak. Geçtiğimiz çarşamba gününde tamponlar çıktı. Yani bunu da iyileşti. Harbiden çok hızlı. Yani bak o şişikler oldu, indi hemen. Vit tamponlar çıktı. Şimdi yarın alçı çıkıyor. Çok hızlı bir süreç gerçekten. Şaşırdım yani. Ben diyordum yani ameliyata girmek benim açımdan çok rahat. Çünkü hani benim yaptığım bir şey yok ameliyat esnasında. Ben sadece yatıyorum diye. İşte benim sorumluluğum asıl ameliyattan sonra başlıyor. Her gün işte burnumu şeyle yıkıyorum böyle su sıkıyorum.
ilaçları bağlıyorum. Krem sürüyorum burnumu şuralarına. Ameliyattan sonra sorumluluk size geçiyor. Şöyle bir kağıt verdi doktor, neler yapmam gerekti falan. Doktorum bu arada Allah razı olsun çok ilgili. Erkan abi teşekkür ederim. Belki bir gün video önüne düşerse. Annem benim ilk gece hiç uyumadı. Hem de hasta olmasına rağmen full buz tuttu anneciğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsa anne. Bakın daha gelecekten ben. Yarın işte cumartesi oldu. Banda geçtim. Voldemort'a benziyorum ama. Neyse bu önemli değil. Bu bamda çiçeğiyle geldi. Bakın üstündeki notu okuyacağım size. YouTube'dan. Melik ve ailesine geçmiş olsun. Allah sağlık, afiyet versin. Tez zamanda iyileşim videolarını devam etmesi dileğiyle. Teşekkür eden Zee, ona da buradan. Tipime bak. Arkadaşlar 5 hafta video yok. İlk 2 gün falan buz tuttum zaten. Sonra da tutmadım. Sonra zaten şişiyor hani. Şişiyor, iniyor. Zordu yani, böyle psikolojik olarak şeydim böyle hani. Gerek triplere girmişti böyle. Manyaktım böyle. İki şey kurtardı beni. Bir müzik, iki diğeri de Allah yani, dua etmek. Lakla takıyorum yani, farklı evrenlere gidiyordum bildiğim böyle. Müzik o kadar iyi geliyor ki bayılıyorum müzik dinlemeye. Diğeri de Allah'ım, Allah'ım iyi ki varsın. Ne kadar bu dünyada aciz olduğumu falan yine deneyim dedim hani. O güzeldi. Bilmiyorum böyle... Böyle hayat dersleri yaşamayı çok seviyorum. Ya, bilmiyorum alakası ama böyle... Allah'ın ne kadar büyük olduğunu falan hissediyorum. Ben yine Instagram'dan sizden soru aldım. Cevaplamamı istediğiniz bazı şeylere. Demişsiniz ki hapşırığın gelince ne yapıyorsun? Bak hiçbir şey olmadı. Hapşırınca bir şey olmuyor evet. Ama şöyle doktorunuz yine size büyük ihtimalle hapşırığı önleyici ilaç verecek. Bana da verdi. Hani şey diye burnundan hapşurursan kötü olur büyük ihtimalle. Ağzımdan hapşırınca hiçbir şey olmadı. Niye yaptırdın falan demiştiniz de bu ameliyat öncesini zaten ben her şeyi anlattım size. Buradan geçen haftaki videoya ulaşabilirsiniz. Acıdı mı? Acımadı. Hiç acımadı. Buradan başka ameliyat olacak kişilere tavsiyem ne biliyor musunuz? Evet, fiziksel olarak ağrı mağrı hissetmeseniz de psikolojik olarak zor birkaç gün geçireceksiniz. Onun dışında her şey geriye dizilir. Doktorunuzun dediği her şey harfi harfiyle kesinlikle yapın. Bir kere burun ameliyatı oluyorsunuz. Şöyle bir şey var. Her insanın bünyesi farklı. Herkesin bazısı çok şişiyor falan, böyle morarıyor yani. Ben de morarım olmadı mesela. Aynı şekilde ameliyat süreci de hani ben işte 2 gün zorlandım. Bazısı belki zorlanmaz. Bazısı daha çok zorlanır. Hani ya ben ne kadar size süreci anlatsam da bunu deneyimlemek çok daha farklı oluyor gerçekten. Şimdi yarın 6'ım çıkacak ama burun şişirilmesi 1 ay falan sürüyormuş. Ben 1 ay Pinokyo gezebilirim vallahi. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Aha gördük. Vallahi da öyle. Abladım sıhhat sıhhat sağlık için. Önceki videoda endişeliydim yani. Acaba burnumdaki kemer kırıktan mı kaynaklı yoksa doğal burnum bir kemerli? Allah'tan doğal burnum kemerliymiş. Hala kemerli burnum. Son olarak bu konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar başkasının size dayattığı estetik algıları umursamayın. Abi siz ne istiyorsanız onu. Aa bak kemerli burnumu sevenzi kemeri bıraktırdım. Ne öyle kaydırak gibi mi olacağız hepimiz? Öyle yani. Abi de şey en önemli tavsiye. Şöyle kıyafetler alın kendinize. Annem onu Trendyol'dan almıştı galiba. İlk günler falan çok rahat oluyor. Böyle çıkarıp şey yapmakla uğraşmıyorsunuz kıyafetleri. Öyle yani arkadaşlar. Artık düzgün nefes alabileceğim inşallah. Ben çok eğlendim. Harbiden eğlendim bu arada yani. Dediğim gibi değişik bir tecrübe. Hayatta böyle zamanlar da varmış yani. Çok iyiydi. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Aşağıdan kalma abone olmayı bileyim ve kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Gülümseyemiyorum ki. Yüzümden gülümseyemiyorum gibi diyorum.